Bak, senin işin onunla değil. Senin işin benimle. Bırak karımı gitsin. Bak, ben sana doğru geliyorum, tamam mı? O silahı indir. Benim başıma dayarsın. Ömer, hayır. Hayır, yalvarıyorum, yapma. Ne olur, ne olur git Ömer. Çok etkilendim. Ama bu iş sırayla. Önce karın, sonra sen gebereceksin. Hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın. Bırak o silahı. Yok. Yok, böyle bir anlaşma yok. Önden bayanlar. Sakın, sakın yapma. Ömer. Ömer, yalvarırım. Git, ne olur git. Karın geberecek. Sen de onu seyredeceksin. Bak, bak ne kadar şanslısın. Senin için canını vereceği bir kocan var. Bak, bırak. Bırak o silahı. Önce sakin sakin konuşalım. Konuşmak mı? Benim seninle konuşacak neyim var ki? Bak, karımı bırakman için her şeyi, her şeyi yaparım. Ne istiyorsan yaparım. Yeter ki bırak gitsin. Gidecek. Gidecek. Ama öbür tarafa gidecek. Yani ben bu kadarlık adamım diyorsun, öyle mi? He? Savunmasız bir kadına gücümü gösterecek kadar acizim diyorsun, öyle mi? Bana bak sen. Hayır. Bak ben buradayım. Hadi. Karşındayım. Ne duruyorsun? Pekala. Şimdi icraat zamanı. Yapma. Yapma. Baba. Seni seviyorum. Güzel. Veda zamanı diyorsun. Güzel. Ömer. Ömer. Zehra, uzaklaş! Uzaklaş buradan! Şimdi işim bitti Kervancı Hanım. Şimdi bitti! Şimdi. Yine şansın yaver gitti Kervancıoğlu. Ama merak etme. Bu iş burada bitmedi. Daha bitmedi. Size bu dünyada cehennemi yaşatmadan ölmek haram bana. Haram! Ömer. Zehra. Ömer ben çok korktum. Vuruldun sandım, öldün sandım. Tamam tamam, sakin, sakin ol. Tamam Zehra, geçti, geçti, iyiyiz. İyisin, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim, ikimiz de iyiyiz. Zehra, eğer o adam sana zarar verseydi... ...onu öldürürdüm, öldürürdüm. Ömer Bey. Ercan, Ercan keser şu tarafa doğru kaçtı. Peşinden gidin, hemen, çabuk. Peki siz iyi misiniz ikiniz de? İyiyiz, biz iyiyiz. Biz bir ekibimiz refakatine sizi buradan tahliye edeceğiz. Hadi, hadi Zehra, çıkalım buradan. Thank you.
tencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye. Pırpır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Anneciğim. Seçin saçını taradıysan çıkalım mı artık? Bak babanın da işleri var. Babam da gelsin. Ben bu gece babamla uyumak istiyorum. Baba gelir misin ne olur? Olmaz tatlım, benim çok çalışmam lazım, gelemem. Sen de mi babanla uyumak istiyorsun? Onun da mı çok işi var? Bence baban işlerini daha sonra halledebilir. Değil mi? Olur tabii. Yeter ki benim minik prensesim üzülmesin. Yani geliyor musun? Evet. Yaşasın. Hadi o zaman kalkalım biz. Tamam. Geç kalma ama ben seni bekleyeceğim. Uyumayacağım. Tamam. Evet Beliz, beni 5 defa üst üste arayacak kadar çok önemli, ne söyle bakalım. Olmaz, gelemem. Ayşe ile hayatımı düzene sokmaya çalışırken olmaz. Peki, tamam. Evine bomboş kaldı. Vallahi dayıcığım, bu aldıklarınla yemek yapar halinde konu komşuya dağıtırız. Ama önce bir aşçı bulmak lazım sanırım. E kızım ya, en azından uzun süre alışveriş derdimiz kalmadı. Dayı, sen bir durgun görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Ha yok kızım. Yorgunum herhalde. Ay gözlerim, Halit amcayı bile arıyor vallahi. Ev terk edilmiş gibi oldu böyle. Şampiyon olur. Şampiyon? Ne şampiyonu kızım, ben futboldan ne anlarım? Ben de sol açıkta oynamıyorum zaten dayıcığım. Anlamadım kızım. Muhabbet diyorum. Azıcık muhabbet etsek. E tamam edelim kızım. Siz gençler ne konuşuyorsunuz? Asma suratını kızım, hani anlayayım da öyle konuşalım diye. Çay. En iyisi ben çay demleyeyim. İçersin değil mi? Kahve. Ha? Diyeceğim. Vakit geç oldu diyeceksin. Ben susma hakkımı kullanıyorum o zaman ya. Aha. Kim geldi ki bu saatte ya? Ay! Aysel ablalar mı geldi acaba? Ay.
Seni seviyorum. Güzel. Veda zamanı diyorsun. Güzel. İyi misin? Şükürler olsun sen de iyisin. Zehra, sen beni nasıl takip edersin? Hangi cesaretle gelirsin oraya? Ömer, dedim ya, sana doğrulttukları o silahı görünce... Zehra, ölebilirdin. Sen de ölebilirdin. Sen inatçı bir keçiden daha betersin. Ya sana ne demeli? Sen söyle, o kadar tehlikeli bir planı nasıl yaparsın? Ya Ercan Keser'in karşısına çıkmak ne demek? Üstelik dağ başında, polis gelmeden. Ya sen beni hiç mi düşünmedin? Sen kendi ayaklarınla tehlikenin göbeğine gelinceye kadar benim planım tıkır tıkır işliyordu. Ama sen ne yaptın? Yine dayanamadın. İnatçı keçiliğini yapınca... Bak hala yapınca diyorsun. Ömer, sana silah doğrultmuşlardı. Ne yapabilirim? Yani camın önünde durup bekleyecek miydim öyle? Zehra. Ömer... Ya bana aynı şeyi yapsalardı? Sen benim peşimden gelmez miydin? O nasıl soru öyle? Soru işte. Empati yap biraz. Yapmam. Yapmıyorum. Söz konusu sensen, ben empati falan yapmam. Benden bekliyorsun ama. Çünkü ben sana aşığım. Aşkımdan yapıyorum diyorsun yani. Şüphen mi var? Oğlum, Jülide Hanım rahatsızlandı. Nesi var? Bilmiyorum. Birdenbire ateşi çıktı. Halsiz de, gözlerini açamıyor. Endişelendim. Hoş geldin abla, sen miydin? Hoş bulduk da, siz birini mi bekliyordunuz? Beni görünce şaşırdınız da. Yok, Aysel ablalar geldi zannettik de birkaç gündür bizdeydiler. Aa, öyle mi? Ay, bir şey mi oldu yoksa? Ay, yok, anlatırım ben sana. Sen bir otur, soluklan. Hey ablacığım, hastamız nasıl? İyi, Allah'a çok şükür, iyi. Sizlere selamı var. Salim, sen nasılsın? O kadar çok konuştuk, bak Aysel abla arıyor. Alo, Aysel abla. Seni o kadar çok andık ki sen de bizi özledin herhalde. Canancığım, dayım kayıp. Ne? Kayıp mı? Bilmiyorsun, gelmedi yani oraya. Yo, Aysel abla vallahi gelmedi. Hay Allah, evi zannediyordu ya, bir ümit aramıştım. Yok, vallahi haberim yok. Kahveye asker arkadaşlarının yanına gidiyordu. Aysel abla, bak dayım eve gelirken görmüş. Asker arkadaşıyla buluşmaya gidiyormuş kahveye. Tamam, tamam dur sen dur. Telaşlanma, daha fazla biz pastaneye geliyoruz. Kolunuzu kaldırır mısınız? Ben doktor çağırayım. Evet Ömer, iyi olur. Çocuklar, büyütüyorsunuz. (gülüyor) 38. Neyse, iyi, çok yükselmemiş. Bugün antibiyotiğimi almadım, ondandır. Hemen getiriyorum. Bir şey mi istediniz? Su. Ne
Zorlama kendini oğlum. İçinden geldiği gibi davran. Bana bakma sen. Ben senin annenim. Bir anne evladını 100 yıl görmese de kaldığı yerden aynı şekilde devam edebilir. Sağ ol oğlum. Demek yıllar önce benim için sizi terk eden anneni kurtarmaya geldi. Benim oğlum olsaydım mesela. Düşünsene, mutlu ve büyük bir aile. Ba 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 bam. Ama tabii sen benim oğlum değilsin. Dost olma fırsatını da kaçırdın. Hatta benim düşmanım oldun. Hem de en büyük düşmanım. Çünkü sevdiğim kadını öldürdüm. Canımdan can kopardım. Bana aitti Jülide. Kutuyu da buraya bıraktım. Sağ ol Zehra'cığım. Hayırdır Hediye? Bunlar nedir? Ne oldu? Şey... Bunlar... Önemli bir şey değil. Zehra kızım. Birazcık elini kesmiş de. Öyle mi? Döndüler demek. Evet, döndüler. Küçük bir kaza işte. İyi, ben odama geçiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Şunu açabilir misin? Evet, işte bu kadar. Ellerin dert görmesin kızım. İyi, ateşiniz biraz düşmüş. Asker arkadaşlarımı görmeye gidiyorum deyince bıraktım. Bilseydim böyle olacağını. Siz nereden bilebilirdiniz ki? Kahveciyi arayayım ben. Belki bir şey biliyordur. Allah'ım yardım et. Aysel'cim üzme kendini. İnşallah çok uzağa gitmemiştir. Buluruz. Aysel abla bak Şükran teyze doğru söylüyor. Yani tamam Halit amcanın kafası böyle biraz gelip gidiyor ama yok. Yok hiçbir şey olmaz benim Halit amcama. Merak etme sen. Şükran abla. Sen de yol yorgunusun. Bizim için uğraşıyorsun. Kusura bakma. Aysel'cim lafı mı olur hiç? Allah'ın izniyle dayını bir bulalım da. Ya
önce Kamil amcayla oturmuş, biraz sohbet etmiş. Sonra kalkmış gitmiş. Kimse bir şey bilmiyor. Kamil amcanın oğlunu da aradım. O da bir şey bilmiyor. Yine açmıyor. Çocuğuna verdiğin sözü de mi unuttun? Şimdi ne yapalım anneciğim? Sana masal okuyayım mı? Hayır, babam gelince okur. Tamam, o zaman oyun oynayalım. Olur. Hadi anne, bu kuru adamı konuştur. Babam gibi yap ama, büyük büyük konuştur. Böyle mi küçük kız? Ho 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 ho. Evet. Babam her şeyi çok iyi yapıyor zaten. Benim oyuncak robotumu da tamir etti. Evet anneciğim. Bu akşam babamla birlikte uyuyacağız değil mi anne? Bir çocuğu babasından ayırmak. Asya'nın onsuz büyümesi doğru mu? Hem de babasını bu kadar severken. Asya için onu affedebilir mi? Hım hım hım, bütün muzları yiyeceğim. Hem de bütün muzları. Aklına geldi demek. Çok güzel. Kızına söz verdi nerede gelemediğine göre. Ya da benden özür dilemeni falan gerek yok. Ama Asya seni çok bekledi ya. Hayır gelme. Olduğun yerde kalabilirsin. Kızım için belki affederim demiştim. Ama sen... Uyumamışsın. Sen de. Özledim seni. Ya sana bir şey olsaydı? Merak ettim seni. Öyle mi? O zaman benim de ateşime bak istersen. Yok. O ateş ölçme mevzusuna hiç girmeyelim. Sonra ne olduğunu biliyoruz. Ne oluyormuş? Şuradan da ölç, buradan da ölç derken bayağı bir uzun sürüyor. Olsun. Benim vaktim çok. Ama benim yok. Jülde annemin yanına gideceğim. Uyumadı mı? Uyudu. O zaman? Ama her an uyanabilir. Tamam. Gidersin. Ama önce şöyle gel. Thank you.
Ömer. Bizi ormanda... Sus Zehra. Ama... Bir şey demem. Demeyeyim mi? Demem. Ben sana bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musun? Ne söylemiştim? Senin güzel yüzünün her detayını ezberlediğim. Evet. Ama artık olmuyor Zehra. Olmuyor mu? Ne olmuyor? Öyle işte. Sen yanımdayken bile karımdan uzak durmaya çalışmak. Seni çok seviyorum Zehra. Her şey senin için çok özel olsun istiyorum. Sen kendini hazır hissettiğinde ve bütün bu hengame geçtiğinde İlaçını vermem lazım. Tamam Zehra, gidersin. Ömer. Gidersin dedim. Gidersin. Aysel abla. İyiyim Kerem, iyiyim. Bizim de sabahladınız. Hepiniz hakkınızı helal edin. Lafı bile olmaz Aysel'cim. Ya sabahladım da keşke bir işe yarasaydı Aysel abla. Şu dayım cami cemaatiyle bir konuşsun da. Ya gidebileceği başka bir yer yok mu?
Yani uzak semtte oturan yakın arkadaşı falan. Gidebileceği her yere baktık Koraycığım. Teyze, mezarlık. Mezarlığa gitmiştir belki yine. Aa, evet. Arada bir yengemin mezarına gider. Belki orada sabahlamıştır. Dönüş yolunu da bulamamıştır. Ben gidip bakacağım. Hadi gidip bakalım. Hayır teyze sen kal. Başka yerde olabilir. Buraya da gelebilir sonra. Öyle mi diyorsun? Ben geleyim seninle. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı haberlerle gelirsiniz inşallah. Ayse bak ne diyeceğim. Ama hiç itiraz istemiyorum tamam mı? Eve gidelim. Üstünü başına bir çıkart. Rahatla. Ha? Yok mümkün değil. Hem Fatma abla bizim evde bekliyor. Belki dayın gelir diye. Ama ben... Ah, yok ben sağmam eve sağmam. Ah be kızım. Perişan ettin kendini. Bak ben biraz kestirdim kendime geldim. Ben karakola gideyim. Ya belki iyi bir haber vardır. Bize de haber ver olur mu? Tamam merak etmeyin. Gel biz şöyle geçelim. Vallahi bir dön. Bak her saat başı asker selamıyla tekmeli vereceğim. Söz veriyorum ya. Günaydın. Günaydın. Ya ben Salim üsteyi sormak için gelmiştim. Yani atölyeye gelmedi de telefonlarımı falan da cevap vermiyor. Ben de gelip bir sana sorayım dedim kendisi. Halit amcayı arıyor. Halit amcayı mı arıyor? Canan bak eğer yapabileceğim bir şey var. Aman, aman Çetin. Sen bize gölge etme. Biz başka bir ihsan istemeyiz. Ömer. Sen beni mi arıyordun? Evet, merak ettim seni. Sen hangi ara uyandın bakalım? Ben burada uyuyakaldım ve sen beni uyandırmadın, öyle mi? Ne yapabilirim ki? O kadar güzel uyuyordun ki kollarımın arasında. Uyandırmaya kıyamadım. Ama Jülde anneye çok ayıp oldu. Neden ayıp olsun ki? Yani ben burada yatınca... İlacını da veremedim kadının. Evet, şimdi söyle bakalım. Buraya geldim, Ömer dedim, merak ettim dedim. Benim güzel karım neyi merak etmiş? Yani haksız mıyım? Bu sıralar o kadar çok ortadan kayboldum ki. Bir yere kaybolma tamam mı? Tamam. Hiçbir yere kaybolmaya niyetim yok. O nasıl? Annen. İyi. Ömer. Anne dememekte daha ne kadar ısrar edeceksin? Dokunmaya bile çekiniyorsun hala. Çıksak mı acaba? Bizi bekliyorlar. Hayır Ömer. Konuşacağız. Zehra. Lütfen. Ömer konuşacağız dedim. Ne yazık ki bu hayatta her zaman istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Öyle mi? Evet öyle. Demek ki... Bu hayatta bazen istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Mesela sen şu an buradan kurtulmak istiyorsun değil mi? Hı hı. Peki çıkabilir misin? Çıkarım. E hadi çık bakalım.
Evet. Seni dinliyorum. Bir şeyler söylüyordun. İstediğini sorabilirsin. Ben... Evet. Sen? Annene biraz daha... Biraz daha ne? Biraz daha yakın davranabilir misin diyordum. Telefon? Duydum. Bakmayacak mısın? Bakmayacağım. Bence bak. Önemli olabilir. Efendim Murat Bey. Maalesef Ercan Kese elimizden kaçtı Ömer Bey. Ekipler iz üstünde. Ama siz yine de dikkatli olun. Anladım. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Ercan Kese'ye ait tüm mekanlar polis tarafından izleniyor şu anda. Bütün havalimanları ve sınırlardaki birimlerimiz de teyakkuz halinde. Peki. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ömer, her şey yolunda mı? Ercan Keser'i köşeye sıkıştırmışlar. Her an yakalanabilirmiş. Hadi inşallah. Burada bulacağımıza neredeyse emindim. Ama artık korkmaya başladım. Kötü düşünme. Ya iyi düşünecek bir yanı kalmadı ki. Ne diyeceğim teyzeme ben? Ver ben konuşayım. Alo Aysel abla. Bulamadık Halit dedeyi. Ortalarda yok. Ne yapsak şimdi? Dede? Ha, Aysel abla. Bulduk, bulduk. Aha. Dede ne yapıyorsun sen burada? Ya dün geceden beri meraktan öldük. Hadi gidelim. Nöbetim vardı, tutmaya geldim. Niye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz? Hadi Halit dede, gel gidelim. Parolayı söyle asker. Parola? Sen söyle o zaman. Ben bilmiyorum parolayı dede. Hadi gidelim. Hadi gel yolda konuşuruz. Siz düşman askerisiniz. Defolun kırarım kafanızı. Ayşe, kızım neyin var? İyi misin? Yok bir şeyim. Sabah çok erken uyandım, ondandır herhalde. Hasta falan değilsin değil mi? Yani anneciğim, senin şu yemekte zorlandığın kahvaltıya gözüm dikmiş durumdayım. Sence böyle bir iştaha sahip olan bir hasta olabilir mi? Bahçenden mi olabilir? Ses çıkarmayalım. Gitti galiba. Dayıcığım perişan ettin bizi. Neyse sağ salim döndün ya. Bu kadın niye ağlıyor? Kaynanası mı ölmüş? Cenazesi mi var nedir? Ay şükürler olsun kimse ölmedi. Gel gel Halit amca. Gel otur şöyle. Gel.
Bu saat oldu, kimsenin ağzından bir lokma geçmedi. Kahvaltı yapalım mı? Ne dersiniz? İyi olur vallahi, acıktım. Olur vallahi. Bir şartım var ama. Kahvaltıyı ben hazırlayacağım. İpek de bana yardım edecek. Siz ihtiyar heyeti olarak burada böyle oturacaksınız. Ya Ömer, sen miydin? Korkuttun bizi. Bir şey mi oldu? Ben her şey yolunda mı diye bakmaya gelmiştim. Ben gidip bir Asya'ya bakayım. Güzel torunum benim için de öp, olur mu? Tamam anneciğim. İyi misiniz? İyiyim. Hem de çok iyi. Emin misiniz? İsterseniz bir doktor görsün sizi. Yok oğlum. İnan gerek yok. Yani Zehra ile Ayşe bana o kadar iyi bakıyor ki birkaç gün ayağa kalkarım. Hadi Ömer, konuş onunla. Annen o senin. Aş artık şu duvarı. Hadi. Tamam o zaman. Geçmiş olsun müsaadenizle. Bahçende Hanım, sanınca kahvaltı yarım kalmıştı da. Peki. Buyurun. Sağ olun. Ben Jülide Hanım'ın ilaçlarını hazırlarken sen de kahvaltıya yardım et istersen. Ben doydum, yiyemeyeceğim daha fazla. İlaçlarımı alayım yeter. Tamam o zaman. Benim de yapmam gereken işler vardı zaten. Müsaadenizle. Nasılmış Asya? Mızmızlandı biraz. Babasını özledi. Nihat bu sıralar çok yoğun çalışıyor da. O yüzden Asya'ya vakit ayıramıyor. İlaçlarınız. Aşkım bırak o telefonu. Benim dışımdaki herkesle bağlantıyı kes. Bak göreceksin. Sana hayatının en güzel tatilini yaşatacağım. Harikasın aşkım. Hadi uçur biz sevgilim. Sanki her şeyi geride bırakırmış gibi, yeni bir hayata başlarmış gibi. Hadi aşkım. Ayşe, güzel kızım. Ne olduğunu niye bana anlatmıyorsun? Yok bir şey. Saklama benden ne olur. Biliyorum bir şey var.
Üzülme kızım. Her ne olursa olsun ben hep senin yanındayım. Ben Nihat'tan ayrılıyorum. Ayrılıyor musun? Nihat. Nihat beni aldatıyor. Ah güzel kızım benim. Ah canım yavrum. Özür diledi. Bir daha yapmayacağım dedi. Ama sözünde durmadı. Nihat Asya'yı bile umursamıyor artık. Onu kızımız bile durduramadı. Güzel yavrum benim. Canım. Abinle konuştun mu? Konuş kızım. Abin durumu mutlaka bilmeli. Biraz zorladım gibi geldi. Yani annen için. Yok. Ben biraz gerildim. O kadar. Ömer. Anneni hala affetmedin mi? Artık neler yaşadığını biliyorsun. Zehra, mesele affedip affetmemek değil. Sadece biraz zamana ihtiyaç var. Peki, ne kadar zaman? Bilmiyorum. 2 gün. 2 ay. 2 yıl. Hiçbir fikrim yok. Ömer, ama zamanın sahibi biz değiliz ki. Evet, bugün varız. Ama yarın meçhul. Allah korusun. Ya annene o ameliyattan çıkamasaydı? O zaman ne olacaktı? Nasıl düzeltecektin her şeyi? Ömrünü pişmanlıktan kıvranarak mı geçirecektin? Zehra, aradan uzun yıllar geçti. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak kolay mı sanıyorsun? Kolay olmadığını biliyorum. Ama bir yerden başlaman lazım. Gel. Görüyor muyum? Daha sonra da gelebilirim. Yok Ayşe'cim, gel. Abi. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ben Nihat'tan boşanıyorum. Ayşe. Ne dedin sen? Ne boşanması? Nereden çıktı bu? Ben bunu söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ama Nihat beni. Ayşe, emin misin? Yani nasıl? Gözlerimle gördüm. Ne zamandır? Ne zamandır aldatıyor?
abi bunun ne önemi var ki? Kahretsin. Nasıl yaparsam onu Nihat, nasıl? Sana güvenmekle hata mı ettim? Değiştiğini düşünmekle. Abi, abi dur. Ömer, lütfen sakin olur musun? Zehra. Zehra ne olur bir şeyler yap. Bak her şey çok kötü olacak. Aç şunu, aç adi herif. Neredesin? Hangi cehennemdesin? Ömer, lütfen önce bir dur. Bir sakin ol. Nefes al. Bak ne yapacaksan sakince düşünerek yapman gerekiyor. Zehra, hiç kimsenin benim kardeşimi üzmeye hakkı yok. Anladın mı? O adi herif yaptıklarının bedelini ödeyecek. Ömer, hayır. Bu şekilde olmaz. Zehra, çekil. Sadece konuşacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiç öyle görünmüyorsun ama. Ömer, bak artık olan olmuş. Nihat yolunu seçmiş. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki. Şu an bizim yapacağımız tek şey Ayşe'nin yanında olmak. Onun sana da, bana da çok ihtiyacı var. Onu yalnız bırakamayız. Kararlısın. Gideceksin yani, öyle mi? O pislik herif yaptıklarının bedelini ödeyecek. Peki tamam, madem gideceksin. Ben de seninle geliyorum o zaman. Hayır Zehra. Hayır. Evet Ömer. Seni bu şekilde yalnız bırakacağımı düşünmüyorsun herhalde. Abi yapma. Sen Nihat'ın nerede olduğunu biliyor musun? Abi yapma. Abi bak ne olur. Ben olay büyüsün istemiyorum. Bir şey yapmayacağım Ayşe'cim. Sadece konuşacağım. Ne olur gitme. Bak olay büyüsün istemiyorum. O adi herif yaptıklarının bedelini ödeyecek. Anladın mı? Ödeyecek. Abicim bak, ben umursamıyorum. Sen de umursama. Benim tek istediğim Nihat'ın hayatımdan çıkıp gitmesi. Ömer, Ayşe haklı. Ne olur onu dinle. Ver şunu. Abi dur. Neredesin sen? Ha? Neredesin söyle. Yanına geleceğim. Alo, Nihat Bey'in telefonu. Siz kimsiniz? Nihat nerede? Ben trafik polisi Bünyamin Akdağ. Siz Nihat Bey'in yakını mısınız? Evet. Nihat Bey, trafik kazası geçirdi. Başınız sağ olsun. Abi. Ne oldu? Ne dedin Nihat? Ölmüş. Nasıl söyleyeceğim ben bunu Ayşe? Abi neden susuyorsun? Söylesene ne dedi? Ayşe'cim gel. Gel şuraya otur. Ayşe. Konuştuğum kişi Nihat değildi. Nihat değil miydi? Polisti. Nihat. Ne olmuş Nihat'a? Nihat. Trafik kazası geçirmiş. Thank you.
Yani... Maalesef. Doğru mu bu? Duyduklarım. Maalesef. Allah'ım. Allah'ım gencecik. Ayşe'cim dur. Ayşe dur, nereye gidiyorsun? Abi, abi bir yanlışlık olması lazım. Nihat ölmüş olamaz, yaşıyor. Kız hiç yaşaması lazım. Can hadi. Ayşe, Ayşe tamam. Dur dedim sana, dur. Abi bırak, bak benim hastaneye gidip Nihat'a getirmem lazım. Asya babasını sorar, ne olur bırak. Ayşe'cim bak, sakin ol. Daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. Abi durulacak vakit değil. Benim Nihat'ı getirmem lazım diyorum. Tamam, tamam Ayşe'cim. Beraber gidelim, tamam? Abin aklı Ayşe, hadi birlikte gidelim. Tamam, acele edelim. Benim Nihat'ı getirmem lazım, Asya dönmeden hadi. Trafik kazası geçirmiş. Ne diyorsun? Durumu nasıl peki? Maalesef. Hediye. Ayşe'nin sesini duydum. Bir şey mi oldu? Hediye bir şey söylesene, niye susuyorsun? Sormayın Jülide Hanım. Hay Allah'ım. Kötü bir şey mi oldu? Nihat Bey, trafik kazasında kaybettik. Olamaz. Ay güzel kızım benim. Yasya bu yaşında babasız mı kalacaktı? Keşke söylemeseydim. Sizin de sağlığınız iyi değil ki. Hay Allah'ım koru ya Rabbim. Ay, ne yapayım talihsiz yavrum. Bugüne kadar ne kadar çok acı çekti. Ne kadar çok. Ay güzel kızım benim. Affet beni kızım. Hiç yanında olamadım. Şimdi de olamıyorum. Affet beni kızım. Affet beni kızım. Oh,
Abi. Abi ben Asya'ya ne diyeceğim? Babasını öldürdün, ona nasıl söyleyeyim? Tamam Ayşe'cim. Tamam. Sen bunları düşünme şimdi. Hem bak. Biz de yanındayız. Yok. Yok, dayanamıyorum. İçim acıyor. Ayşe. Canım. Allah sabır versin. Hadi. Hadi gidelim buradan. Ömer Bey. Gitmeden önce sormam gereken birkaç soru var. Ayşe'cim. Hadi siz arabaya gidin. Ben geliyorum. Şu anda kardeşim hiç iyi değil. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Daha sonra sorsanız. Yalnız önemli bir mesele. Nihat Bey, kaza anında yalnız değilmiş. Değil miymiş? Evet. Yanında belli üstünde bir şahıs varmış. O da hayatını kaybetti. Bu o kadın. Ayşe'nin aldatıyor dediği. Kaza anında onunla mı berabermiş? Ben bunu Ayşe'ye nasıl söylerim? Onu nasıl bir kez daha yaralarım? Siz sanıyor musunuz Belis Tuna'yı? Henüz bir yakınına ulaşamadık da. Bu ikisi var ya bunlar. Bunlar organ mafyası. Beni kaçıracaklardı. Polis ara. Dayı, İpek o. Senin torunun. Benim de yeğenim. Diğeri de iş arkadaşı. Hatırlamaya çalış lütfen. Bana itiraz etme, kırarım bacaklarını. Bunlar beni kaçıracaklardı. Polisi ara diyorum, polisi. Ay Halit amca, seni hiç kaçırabilirler mi ya? Hadi kaçırdılar. Buraya mı getirirler? Sen sus kara kafa. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Farkında mısınız? Bir tek beni unutmuyor ha. Şimdi ben buna sevinsem mi diye üzülsem mi tam bilemedim. Ben polise gidiyorum. Bu iblis de rahatsızlanır başında. Otur dayıcığım, otur. Kusuruna bakma ne olur. Olur mu? Siz sıkmayın canınızı. Biz artık işe gitsek, mesaiye geç kalıyoruz. Hem biz gidersek belki Halit amca da biraz sakinleşir. O benim talihsiz torun. Şimdi babasız mı büyüyeceksin? Annenin kaderini mi yaşayacaksın kuzum? Sen buradaysan içerideki kim? Kim olacak Bahşende Hanım? Kimse yok. Size öyle geldi herhalde. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bardak nasıl kırıldı peki? Çok esiyor Bahşende Hanım. Rüzgar düşürmüş olabilir. Bahşende Hanım, her yer cam kırığı. Girmeyin isterseniz. Tehlikeli olabilir. İçeri girip banyoya bakacak diye. Niye
Yer yarıldı, yerin içine girdi soysuzlar. Dayı. Ne oldu yine? Kimden bahsediyorsun? Kimden olacak? Beni kaçıran o iki ajandan. Sabahtan beri her yeri aradım, yoklar. Saklanıyorlar demek ki. Beni gafil almayacaklar. Dayıcığım, kimsenin seni kaçırdığı yok. Biri İpek'ti, diğeri Kora. Sus, akbe ermiş gibi konuşayım da. Böbreklerimi satacaklardı diyorum sana. Haberde mi dinlemiyorsun sen, cahil? Dayıcığım, hani ajandılar? Organ mafyası mı oldular şimdi? Hem ajan, hem eşkıya, hem de organ mafyası. Bak geldi işte. Gittiğimden beri pek bir şey değişmedi galiba. Bana bak, genel kurmay yarın gelip alsınlar bunu. Veyahut da ben arayacağım, ver seni bunu. Ayşe'cim, bir şeyler yemek ister misin? Hemen hazırlayayım. Şey... Cevriye Hanım aradı. Eğer sizin de izniniz olursa... cenazeyi... Kayseri'ye götürmek istiyor. Hayır. Kızım babasız kaldı. Hiç değilse mezarı burada olmalı. Nihat kızının olduğu şehre gömülecek. Ayşe nasıl istiyorsa öyle olacak Hediye abla. Cevriye Hanım'a iletin. Peki. Senden bir ricam olacak. Nihat'ın son zamanlarda yaptığı hatalardan ve o kadınla olan ilişkisinden kimseye söz etme. Kimse söz etmesin. Artık aramızda da olmadığına göre bunun bir önemi de kalmadı. Günahlarının onunla birlikte gömülmesi, ailemizin haysiyetini, cemiyetteki itibarını korumak amacıyla isabetli olur. Merak etmeyin. Hiç kimse duymayacak. Müsaadenizle ben yalnız kalmak istiyorum. Hiç doğru bir şey yapmadınız. Hiç. Ayşe zaten perişan halde. Siz bir kez daha yaraladınız. Ben onu korumaya çalıştım oğlum. Siz Ayşe'yi korumaya çalışmıyorsunuz. Siz Kervancıoğlu adını korumaya çalışıyorsunuz. Her zamanki gibi. Yemeği Aysel abla yaptı dayı. Salatayı da ben yaptım. Nasıl? Beğendin mi? Ellerinize sağlık. Allah'ın nimeti beğenilmez mi? Aslında pilav da yapacaktım yemeğin yanına. Ama tutturamam belki diye hiç girmeyeyim dedim o işe. Vallahi bu yemeğin yanına zaten ne yapsam çırak kalacaktı. Ayrıca daha pilavımı Aysel ablanın yemeğiyle karşılaştıracak kadar kafayı yemedim. Dayı hep ben konuştum. Sen de konuşsana biraz. Öyle oldu vallahi. Aç kaldın sen. Hadi yemeğini ye. Zehra arıyor. Alo, güzel kızım. Babacığım, nasılsın? İyiyim kızım. Canan'la yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Ben hiç yemeğini bölmeyeyim. Sonra arayayım istersen. Yok yok kızım, konuşalım. Canan selam söylüyor, gelsin diyor. Sen de selam söyle. Baba. Efendim kızım? Benim sana söylemem gereken bir şey var. Hayırdır kızım? Hasta mısın yoksa? Yok. Ben iyiyim de. Ayşe'nin kocası Nihat'ı kaybettik. Ne dedin? Nihat'ı mı?
Ayşe'cim, çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Lütfen çekinmeden söyle. Sağ ol. Benim de şu anda yapabileceğim bir şey yok. Hediye abla, Asya nasıl, ne yapıyor? Erken uyudu. Belki de uyanır. Canım kızım. Yalnızız artık. Sadece ikimiziz. Ayşe'cim, canım kardeşim. Asya için üzülme. Bak, biz bir aradayız. Yalnız değilsin. O da değil. Anne, neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum anneciğim. Ama gözlerin? Öylesine yaşardı. Toz kaçtı herhalde. Anladım ben. Sen de benim gibi babam gelmedi diye üzülüyorsun. Asya'cığım, annen birazcık hasta. Bırakalım da dinlensin. Ben şimdi sana şöyle güzel bir masal okuyayım. Ne dersin? Masal bitene kadar annem iyileşmiş olur, değil mi? İyileşirim anneciğim. İyileşirim. Hadi Zehra abla, bana masal oku. Uzun olsun, en güzeli olsun, tamam mı? Böyle prensli prensesli. Tamam, sen hiç merak etme. Ben sana en güzel masalı bulup okuyacağım. Hadi gel. Yorgunluğunu alır. Sağ olasın. Bugün her gün olduğundan daha yoğundu. Ya, sorumlulukların çok fazla. O kadar aradan sonra bir daldın, pir daldın. Çok iyi gidiyorsun, söyleyeyim. Oğlum şaka maka, sen de hiç fena değildin ha. Eline aldığın bütün dosyaları takır takır hallettin maşallah. Eyvallah. Ömer Bey'le konuşsam mı? Belki de bizim şirkette. Efendim Selin. Koray, olanları duydun mu? Yok. Ne oldu ki? Nihat Bey, trafik kazası geçirmiş. Trafik kazası mı? Nasılmış peki? Maalesef. O... Öldü mü? Böyle bir şeyi nasıl söylerim Ayşe? Bir kez daha yıkılacak. Bir kez daha. Asya uyudu. Hiçbir şeyden haberi yok. Melek gibi. Ama prenses masalını anlatmamı istedi. Sonra... Babam da bu masalı çok güzel anlatır dedi.
yapacağız Ömer? Nasıl söyleyeceğiz ona babasının öldüğünü? Çok küçük o da. Çocuk. Masum kuzum benim. Senin de Asya'dan bir farkın yok. Ömer, Ayşe ne yapacak? Ben düşünüyorum. Kendimi koyuyorum onun yerine. Eğer sana bir şey olsaydı... Konuşma böyle. Olmayacak. Bana hiçbir şey olmayacak. Ben sana hep böyle sarılacağım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Tamam. Tamam Zehra, tamam. Önce ofise uğrar, oradan geçeriz cenazeye. Selin'i de alırız. Tamam, görüşürüz. Sapasağlam adam. Oğlum insanın inanası gelmiyor ya. Bir varmış, bir yokmuş. O kadar işte. Çaresi olmayan tek şey ölüm. O yüzden... çaresi olan şeyleri kafaya çok takmamak gerekiyor. Bazen insanın... sadece sevdiği birisinin yaşaması bile şükür sebebi. İyi misin? Hı hı. Tamam. O zaman... çok önemli bir konuda fikrini almam gerekiyor. Hangi konu? Nihat... kaza geçirdiği sırada... arabada Veliz diye bir kadın varmış. O da ölmüş. Kadın? Yoksa? Polis. Polis söyledi. Sence... bu meseleyi Ayşe'ye söylemeli miyim? Şu an çok acı çekiyor. Ama... ama ne? Bence o kazada Nihat'ın yalnız olmadığını bilmesi lazım Ömer. Böyle bir şey söylemek çok zor, farkındayım. Ama Ayşe bunu daha sonra öğrenirse... aynı anı tekrar yaşar. Tekrar sarsılır. Evet. Eğer... Nihat'ın onu aldattığını bilmiyor olsaydı... ne olurdu? O zaman... bunu söylememiz... pek doğru olmayabilirdi.
Yani onu üzmemek adına saklayabilirdik. Hastalığını sakladığımız gibi. Ama biliyor. Bilmeyi bırak. Boşanmak istiyordu Ömer. Yani? Yani... Ben onun yerinde olsaydım. Hayır. Sen Ayşe'nin yerinde olmayacaksın. Olamazsın. Çünkü ben Nihat'ın yaptığı hatayı asla yapmam. Biliyorum. Ben sadece varsayım üzerinden konuşuyorum. Ben olsaydım bilmek isterdim. İnsan böyle bir gerçekle yüzleştiği an sarsılabilir. Mutlaka. Nihat'ın o kazada yalnız olmadığını bilmesi belki de bu yaz sürecini kolaylaştırır Ömer. Öyle mi dersin? Öyle. Hayat bir yandan devam ediyor. Bizim önceliğimiz şu an Asya olmadı. Ayşe'nin Asya için güçlü durup hayata tutunması lazım. Öyle değil mi? Evet öyle. Doğru söylüyorsun. Ben Ayşe'ye tüm gerçekleri söylemem gerekiyor. Şayet söylemekte zorlanırsan. Söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim. Ayşe'nin iyiliği için. Ömer. Ayşe senin benim sandığımdan çok daha güçlü bir kadın. Her şeyden önce o bir anne. Asya için güçlü durmak zorunda olduğunun farkında. Haklısın. Eğer istersen söylerken yanında olurum. Yanımda ol. Şimdi ve sonsuza dek. Olacağım. Senden vazgeçebileceğimi nasıl düşünürsün? Benim sana karşı duygularım o kadar derin ki. Aşkın da ötesinde. Aşkın da ötesinde. Evet. Aşk bir vurguna benzer derler yani. Bir anda çarpılırsın. Sonra zaman alevine yanıp tutuşur, geçer. Ama ben de öyle olmadı. Her geçen gün daha da artıyor, daha da büyüyor. Her geçen gün kalbim daha bir hızlı çarpıyor sanki. Biz birbirimize, sevgimize çok emek verdik. İlmek ilmek ördük. Hatalar da yaptık. Evet. Ama geri dönüp düzelttik. Sağlamlaştırdık. Sonra bir ilmek daha attık. Bilmek daha. Ve en sonunda çok uzun bir yoldan buralara kadar geldik. Kolay olmadı diyorsun. Hem de hiç kolay olmadı.
Şu an vardığımız noktadan memnun musun? Hem de çok memnunum. Ben sensiz yaşayamam. Sensiz olamam ben. İçinde acıyı. Anne. Ne kadar ağlasam da bu acı hiç bitmeyecek. Benim canım çok yanıyor. Bitmez yavrum. Bitmez Ayşe. Ama zamanla baş etmeyi öğreneceksin. Acı zamanla daha katlanılır hale gelir. Sabır evladım. Bak, ben varım yanında. Abim var. Zehra var. Hem Melek gibi bir kızım var. Onun hatırına ne olur topla kendini. Keşke acını hafifletebilsem. Yanımdasın. Yanımdasınız. Ben daha ne isterim ki? Beni sevip sarıp sarmalayan bir ailem var. Yoksa ben ayakta duramazdım. İyi ki varsınız. Ayşe, benim sana söylemem gereken bir şey var. Ben her şeyi biliyorum. Nihat'ın kaza sırasında yalnız olmadığını, o kadınla birlikte olduğunu, hatta onun da hayatını kaybettiğini. Ama nasıl? Nasıl olduğunun ne önemi var ki? Biliyorum işte. Yani o kadın da mı? Öldü. Ben niye üzüleceğimi şaşırdım. Kocamın ölmesine mi? Beni aldatmasına mı? O kadınla birlikte ölmesine mi? Yoksa kızın babasız kalmasına mı? Söylesenize ben niye üzüleceğim? Ah kızım. Geçecek. İnan bana hepsi geçecek. Atlatacaksın kızım. Anne, benim sana çok ihtiyacım var.
Bundan sonra hep yanınızda olacağım. Yaşadığım sürece elim elinizde olacağım. Ayşe'cim, senin sadece kendini ve Asya'yı düşünmen gerekiyor. Başka şeyleri düşün, üzülme. Aldatıldın mı? Nihat'ın kaza sırasında o kadınla olduğunu unut diyorsun yani. Kolay olmadığını biliyorum. Ama kendini harap etmenin ne sana ne de Asya'ya faydası var. Ömer haklı. Asya'ya güzel bir gelecek inşa etmek için bu adımı atman gerekiyor Ayşe. Bunu ancak sen yapabilirsin. Biz her zaman senin yanında olsak da o yuvanın direği artık sensin. Zehra ya. Yani ben hala inanamıyorum. Gencecik adam. Öyle. Biz de inanmakta güçlük çekiyoruz. Benim bile içim parçalandı. Hay adamı tanımam etmem bile. Sen ne yaptın? Bir oraya bir buraya koştururken hırpalamışsındır yine kendine. İyiyim. İdare ediyorum ben. Babam nasıl? İyi. Yani çok üzüldü o da. Kur'an okuyor şimdi içeride. Allah kabul etsin. Neyse Canan, ben kapatayım artık, Ayşe'yle ilgilenmem lazım. Tamam. Zaten cenazede görüşürüz yarın. Kendine iyi bak. Babama çok selam söyle. Hoşçakal. Nihat için okudun herhalde. Allah kabul edersin. Vallahi hala inanamıyorum. Ya ölüm kimseye yakışmaz tabii ama... Yani böyle gencecik bir insan olunca... Ne bileyim işte. Takdiri ilahi kızım. Her birimiz Rabbimizin nasip ettiği kadar nefes alacağız. Ne bir eksik... Ne bir fazla. Allah taksiratını affetsin. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Ölüm istesek de istemesek de er geç kapımızı çalacak. Biz de gerçek vatanımıza, ahiret dünyasına intikal edeceğiz. Önemli olan yüzümüzün akıyla, sınavı başarıyla geçip gidebilmek. Ah dayı. Ya günahlarımız? Bilerek ya da bilmeyerek yaptıklarımız? İnsanız ya. Hata da yaparız. Günah da işleriz. Mühim olan hatadan, günahtan geri dönebilmek. Öyle tabii de. Sınav var ya hani, öbür tarafta. Yüce Mevla'nın tövbe kapısı var çok şükür. Hı.
Var diyorsun yani. E var ya. Yani insan suya düştüğü için boğulmaz. Sudan çıkmadığı ya da çıkamadığı için boğulur. Yani? Yani kalben gerçekten tövbe edersen Yüce Allah önüne tertemiz, bembeyaz bir sayfa açar. Her şeye yeniden başlarsın. Pürupak. E daha ne olsun? Yüce Rabbim bizi tövbe edenlerden, tövbesi kabul olanlardan eylesin. Amin. Allah'ım ne olur beni affet. Biliyorum günahım çok. Hem de çok büyük ama... Ben bize birer çay koyayım mı dayı? Olur kızım. Bir şekilde Asya'yla konuşmam lazım. Ama nasıl yapacağım? Nasıl söyleyeceğim kızıma babasının öldüğünü? Asya Can'la birlikte dışarıda. Gelsin. Hep birlikte düşünelim. Acele etme. Gerekirse bir pedagogdan yardım alırız Ayşe'cim. Doğru olan neyse öyle yaparız. Ömer, Hali'yi hatırlıyor musun okulda? Evet. Hali'nin eşi çok iyi bir pedagog. Ben onunla konuşabilirim. Ne dersin Ayşe'cim? Abi bilmiyorum. Ben hiçbir şey düşünemiyorum ki. Ne olur bana bir şey sormayın. Tamam canım. Defne, sen bir Hali'yle konuş bakalım. Durumu anlat. Yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Tabii ki Ömer'cim. Hemen konuşurum. Ömer'cim, Ömer'cim. Ne bu ya? Ömer'in ağzının içine düşecek neredeyse. Ben kahve yapayım. Ben de yardım edeyim sana.
Ne oldu? Bu Defne kim Zehra? Ömer'in çocukluk arkadaşı. Neden? Ayol kız Ömer'in ağzının içinde ikamet ediyor. Ne demek neden? Canan, konuşma böyle lütfen. Onlar çok iyi iki dost. Dost. Öyle dost mu olur ya? Ya kız resmen koala gibi sarılmış Ömer'e. Bana bak. Sen sapın önde gidenisin, yemin ediyorum. Zehra, bak şu gözünü kulağını iyice aç. Benim bu kız hiç gözüm tutmadı ha, benden söylemesi. Canan, yok artık yani. Vallahi Zehra, hiç yok artık falan filan deme. Bak bu kızın oturuşu, gülüşü, bakışı bakış değil. Rahatsız olmayın. Ben şarj aletimi alıp çıkacağım. Nerede ki bu? Buradaymış o. Teşekkür ederim. Yani taziye için çok sık aradıklarından şarjım bitti. Yoksa rahatsız etmek istemezdim. Ne rahatsızlığı oğlum? Ben bu odaya ne zaman gireceksiniz diye yolunuzu gözlüyorum. Tabii. Burada dört duvar arasında kalmak çok zor. Ama o adam yakalanmadan sizin dışarıya çıkmanız çok tehlikeli. Yok oğlum, ben canım sıkıldığı için şikayet etmiyorum. Sadece sizleri daha az görüyorum diye üzülüyorum. Bir de Ayşe'nin bugünün de yanında olamamak, yavruma sarılıp teselli edememek çok ağrıma gidiyor. Hayır, bu doğru değil. Siz Ayşe'ye buradan da çok büyük destek oldunuz. Ayşe yıkılmadıysa bu sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Aslında Ayşe size çok benziyor. Çok naif. Çok kırılgan. Aynı zamanda güçlü. Bu zorluklara, acılara dayanma gücünü sizden almış. İçeri gideyim. Misafirler var. Tamam oğlum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sabahtan beri kaç kez aradım. Nerede bu? İpek'i arayayım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Allah Allah, nerede bunlar? Kerem'i mi arasam? Şaka gibi ya. Ama değil. Resmen kilitli kaldık burada. Ya bir şey yapsak. Ya lütfen. Ya ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Peki sakin ol ya. Yani çıkacağız buradan. Yolunu bulacağız. Nasıl? Nasıl bulacağız?
gelelim. Yani bu dehliz gibi bir yerde mi? Hiç sanmıyorum yani duyulacağını. Denemeye değer. İmdat! İmdat! Yardım edin! Ya çıkarın bizi buradan! İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Kimse yok mu? İmdat! Ya çıkarın bizi buradan! Her şey böyle aniden oldu. Böyle üst üste geldik. Ben sanki bir kabusun içindeyim. Biliyorum canım. Biliyorum. Ama geçecek. Ben hep senin yanındayım. Asya'nın yanındayım. Gücüm yetene kadar, ömrüm yetene kadar sizin yanınızdayım. Canım abi. Biliyorum. Sen olmasan, senin desteğin olmasa ne yapardım ben? Benim için o kadar çok şey yaptın ki. Seni de çok yordum. Her düştüğümde beni sen kaldırdın ayağa. Yapacağım tabii Ayşe'cim. Yapacağım. Sen benim biricik kardeşimsin. Ama artık benim için endişelenmeni istemiyorum. Elimden geldiğince çabuk toparlanacağım. Kızım için, onun mutluluğu için hayata sarılacağım. Hiç kuşkum yok Ayşe, hiç. Senin içinde savaşçı, güçlü bir kadın var. Ben bunu biliyorum. Asya için, kendin için bunu yapacaksın. Biliyor musun abi? Nihat affetti. Daha bir gece öncesine ona öyle kızgındım ki. Durmadan onu suçluyor. Öfkeleniyordum ona. Sonra... aniden... oldu ve onu kaybettim. Ayşe'cim. Olan biteni sorgulamaktan, onu suçlamaktan vazgeçtim artık. Dedim ya, affettim onu. Kendim için, kızımın huzuru için. Bu da benim ona yapabileceğim son iyilikti. Benim payıma da buluştu işte. Şurası.